Kızım oturup duracağına biraz yardım etsene bana. Tamam anne, geliyorum. Bunlar ne? Bunlar ne dedim kızım sana? Ne haber kuzen? Geldi mi Mehmet Kemal? Geldi geldi. Bu arada babam seni sorup durdu, işi vardı dedim, haberin olsun. İyi yapmışsın ya. Hakikaten de işlerim vardı dışarıda. Sen ne yapıyorsun, geçiyor musun şirkete? Evet, şimdi evin önündeyim. Kuzen bak ne diyeceğim. Bu sefer yine kahveleri sen alsan diyorum. Ben de dayım gelmeden şirkete gider işleri toparlarım. Hı? Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Çankaya Florya'dan alır kahveleri. Hadi acele et. Sakin ol. Her şey yolunda gidecek. Çık karşılarına, göster kendini. Hazırım. Onları mahvetmeye hazırım. Başımıza gelene bak. Allah'ım sen aklını koru ya Rabbim. Kader nasıl yaparsın? Sen ev kirasını götürüp bunlara mı yatırdın? Ne diyeceğiz şimdi ev sahibine? Ha? Adam 3 aydır kira bekliyor bizden ha? Mahvolduk. Mahvolduk senin yüzünden. Ya anne yeter, bağırma. Sus. Sus, bir de cevap verme bana. Ne zaman akıllanacaksın sen ha? Ne zaman? Anneciğim tamam. Tamam anneciğim. Sakin ol. Bulacağız bir çaresini. Hoş geldin sen amca. Hoş mu geldik bilemem. Nerede bizim kira? Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, bekletiyorum ama geçenlerde bir kahve içtim, onu hatırlamaya çalışıyorum. Siz siparişinizi verin isterseniz. Teşekkürler. Bir tane badem şuruplu kafe latte, bir de americano. Peki efendim. Buraya sık geliyorsunuz sanırım. Evet, buranın kahvesini severim. Ben de mi badem şuruplu kafe latte içsem acaba? Kesinlikle, beğeneceksiniz. Peki, size güveniyorum o zaman. Bana da Cüneyt Bey'in kahvesinden lütfen. Tabii. İhsan abi, ne olur azıcık daha müsaade et bize. Yok öyle müsaade falan. 3 ay oldu.
Hem ben kızınıza söyledim. Bugün yarın ablam verecek diye oyaladı beni. Bir aksiliktir olmuş işte. Gözünü seveyim, bir aycık daha izin ver. Bakın ben öyle aksilik maksilik dinlemem. Size akşama kadar müsaade. Verdiniz verdiniz. Yoksa çekip gidersiniz. Şimdi söyle. Yeter be! Üstüme gelmeyin artık! Seni var ya! Anneciğim tamam. Sakin ol anne. Tamam. Halledeceğim ben. Olan oldu artık, tamam. Hem maaşımı yarın vereceklerdi. Bugünden verirler herhalde. Ne yapalım? Avans da isterim biraz. Tamam. Hadi sakinleş. Anne. Gitme artık. Yapmış bir hata. Surat böyle. Aman yine sabah sabah canımı sıktı. Deri diye takmış. Evden gitsin mi diyor? Şöyle hayırlı bir kısmet bulup baş gözeli diyor. Genç kızmış, evde delikanlılar varmış. Ben kime bulayım Yıldız? O kadar güzel, o kadar masum ki kime emanet edilir? Geldi ama. Ne? Diyorum ki Ferman'a söylesen, o da annesiyle konuşsa. Belki onların memlekette Feride'ye uygun biri vardır ha. Ay anne, ben kocama öyle şeyler söyleyemem. Hem Ferman sinirlenir böyle şeyler. Ben bir Feride'ye bakayım. Baban onun da canını sıkmasın şimdi. Nazire'ye söyle de çayı hazırlasın. Zühre anne. Ne yapıyorsun kuzum burada? Hiç. Öyle işte ben kitap okuyacaktım. Yıldız ablanla çay içecektik de. Gel istersen. Tamam, olur. Sen iyi misin? Böyle biraz durgun gibisin de. Çok iyiyim, sayenizde. Canım kuzum benim, vefalı kızım. Sen olmasaydın, ben daha küçücük bir kızken elimden tutmasaydın, kim bilir ne yapardım bir başıma Zühre anne. Ben hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Sen bir gün bile beni mahcup edecek bir şey yapmadın ki Feride. Güzel yüreğin, dürüstlüğün yeter bana. Kuzum, ben başka bir şey istemem senden. Güzelmiş. Neydi? Badem şuruplu latte. Beğendiğinize sevindim. İyi günler. Size de. Thank you.
Efendim? Kemal, hesabına para attım biraz. Abim benim ya. Nasıl da biliyorsun beni. Paralar suyunu çekti valla. Harikasın. Serseri. Neyse, bir ara şirkete uğra, yoksa babamı ben bile susturamam. Tamam, merak etme sen. Neredesin sen? Handan'la mısın? Yok abi. Handan'ı işe bıraktım. Mahalledeyim şimdi. Berat'a uğrayacağım. Tamam, selam söyle. Olur, söylerim abi. Görüşürüz, hadi eyvallah. Ne yapıyorsun? Bugün işe gitmedin mi? Yok, izinliyim ben. Mağaza tadilatta. Ha, anladım. Şimdi nereye gidiyorsun? Acil bir işim var, onu halledeceğim. Hadi sana kolay gelsin Berat. Görüşürüz. Görüşürüz. Berat! Kardeşim! Vay kardeşim! Kimler gelmiş? Oğlum Osman Kozan nasıl bıraktı lan seni? Abim sağ olsun oğlum. Bakayım sana. Aslan, özlemişim ben. Günaydın Nergis. Günaydın Osman Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sidem'den gelen faksı masanızın üzerine bıraktım. Teşekkür ederim. Şunları benim için odama bırakır mısın? Tabii. Ben teşhir salonundayım. Tamam. Nergis, dayı mı geldi? Evet. Nerede? Teşhir salonuna gitti. Nergis. Yüzüne bir şey mi yaptın sen? Ne yapmışım? Bilmem. Gözüme bir güzel göründün. Dayı. Oo Tunç Bey. Bu olsun. Peki efendim. Siz burada mıydınız? Erken geldim. Toptancıyla görüşmem vardı. Ya sabah kahvaltıya gelemedim, kusura bakma. Ama iyi haber, fiyatları düşürdüm. Güzel. Elindeki ne? Bir tasarımcının dosyası. Başvuranlar arasında en iyisi. Bir bakalım. Günaydın. Kahveniz Tunç Bey. Çok sağ ol kuzen. Afiyet olsun. Şu kahve alışverişiniz bittiyse eğer tasarımcı meselesini çözelim artık. He? Kızın özgeçmişi fena değil. Ama tasarımları fazla modern geldi bana. Ben beğendim. Sence nasıl Tunç? Bence çok iyi. Çok çarpıcı işleri var. Kimmiş bu? Daha önce hiç duymadım. Eylül Aksoy. Yurt dışındaymış. Tamam. Madem siz beğendiniz, çağırın gelsin. Ön görüşmeyi sen yap Tunç. Sonra getir. Kardeşim, sen yolcuyu Kızılay diye pursaklara bırakırsan dayağı yersin tabii. Ne bileyim abicim, ben dönüşü kaçırmışım. Sonra öğrendik tabii güzergahı. Ne antika adamsın ya. Hatırlıyor musun? Bir kere dolmuşu kullanacağım diye uçağı kaçırmıştım. Babam çok kızmıştı ya. Zaten o izin verseydi seninle bir hatalı çalışırdık ya. Paraya da para demezdik abi. Ama senden artık geçti abi. O kadar okudun, mimar adam oldun. Herhalde bu işleri yapmazsın artık.
Orası hiç belli olmaz kaptan. Ya kaptan bir çay alsana şuradan, ağzımız kurudu. Kardeşim sen geldin kafamı kaldı ya, dur bir dakika. Müfik abi! Dur ben söyleyeyim, geliyorum. Çayın biri iptal. Dosyana bayıldılar. Seni bekliyorlar. Bir an önce gelsen iyi edersin. Harika. Şirketin oralardayım zaten. Kuzen ben çıkıyorum. Bir şey var mı? Tasarımcı gelecekti. Bir saate kadar gelirim. Cüneyt çıkıyor. Duydum. Süper bir planım var. Haber, nasılsın? Ne yapayım? Ortalığı toparlıyordum. Asıl sen ne yaptın? Alabildin mi maaşını? Aldım aldım. Avans da verdiler. Yani 3 aylık kira tamam mı şimdi? Tamam, hadi için rahat etsin artık, tamam? Hadi görüşürüz, öpüyorum. Ben ne yaptım? Tamam, hiçbir şey yok. İnanmıyorum. Siz. Ne tuhaf bir gün. Tesadüflerle dolu desek? Şimdi daha çok utandım. Çok özür dilerim. Sağ olun kızım. Teşekkür ettim. Pardon. Önemli değil. Kaptan müsaadenle gelecek mi?
anneme ne diyeceğim ben? Of, ben gerçekten çok üzgünüm, hay Allah. Önemli değil. Bir iş görüşmesine giriyorum, biraz gerginim, kusuruma bakmayın. Ya gerçekten hiç canınız sıkmıyor. Polis çağırabilirsiniz isterseniz. Yok canım, daha neler, ne polisi. Hem siz geç kalmayın yeter. Teşekkür ederim. Belki yine karşılaşırız, bir kahve ısmarlarım. Neden olmasın? Dikkat edin. Bundan sonra sık sık karşılaşacağız Cüneyt Kozan. Geliyor işte. Kaçtı şerefsiz. Dört yola kadar kovaladım ama gözden kaçırdım. Üzgünüm. Ne yapacağım ben şimdi? Hanım, buyurun. Ne oldu, anlat çabuk. Işıklarda Cüneyt'in arabasına çarptım. Ne? Nasıl? Cüneyt ne yaptı? Hiç. Gayet nazik davrandı. Hatırladı beni. Bir gün de ben ona kahve ısmarlayacağım, ödeşeceğiz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Siparişim hazır mı? Tabii ki. Siz buyurun oturun. Ben hemen getiriyorum. Ne yapacağım ben? Anneme ne diyeceğim şimdi? Kaç paraydı? Çok mu? Çok. 800 lira. 3 aylık ev kirasının hepsi. 800. Ağlama artık. Ben vereyim. Yok, olmaz öyle şey. Çok sağ olun. Neden olmasın canım? Sonra ödersin. Borç. Gerçekten teşekkür ederim ama alamam. Ben karakola gideyim artık. Ben de geleyim. Yok, iyiyim. Birlikte gidelim. Yok, zahmet etmeyin. Ben gidelim. İyi misin? Sandığımızdan daha kolay olacak bu iş Tunç. İlk günden epey yol kat ettim. 2 haftaya kalmaz koluma takarım Cüneyt'i. Hanımefendi çok şanslı. Asıl şanslı olan benim. Hemen paket yapıyorum. Canım, akşam yemekten sonra baş başa çiftliğe gidiyoruz. Ne? İtiraz istemem. Ben her şeyi ayarladım. Seni çok, çok seviyorum. Ben de. Aşkımız aç
Açamamış bir gül gibi içimi sızlatır.